Selam millet, DeDeliOyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni, belki bir erken erişim aşamasında, belki de henüz piyasaya çıkmamış bir oyunu dikizleyeceğiz. Skyhill Black Mist. Hep birlikte şöyle yeni bir oyuna başlayalım. Hafızam beni yanıltıyor olabilir ama bir tane firmanın bir oyununu oynamıştık. Bundan bir iki sene önce. Hani bir gökdelendeydik, yaratıklarla savaşa aşağı iniyorduk. Galiba aynı firmanın oyunu bu. Nasıl bir oyunmuş hep birlikte göreceğiz şimdi. Pencereden çok güzel bir manzara vardı. Buraya taşındığım için çok mutluydum. Ne oldu? Orada bir şey vardı. Hiçbir tepki veremedin ona. Sen kırmızı donla mı geziyorsun evin içinde? Evet. Göbişi ve kırmızı donuyla evin içinde geziyor kendileri. Ne diyorsun? Base action. VSAD ile yürü. E ile ya da E'ye basılı tutarak bir şeyler yap. Etrafta interaktivite ol. Ha, interaktivite olabileceğin eşyaları sana göstereceğim diyorsun. Peki canım. Şöyle yürüyelim. Bak, interaktivite olabileceğim kapı mesela. Ama burada interaktivite olabileceğim, interakt olabileceğim bir şey yok. Bugün Agatha'nın doğum günü. Umarım keki seviyordur. Agatha kim? Koçum. Bize bitki ver bize. Bize bilgi ver. Bizi öyle korkutma, tanımadığımız isimden söyle Agatha falan. Orada da öyle ay yürüyüşü yapma lütfen. Moonwalk yapma. Koşamıyoruz. Sakin sakin yürüyoruz oyunda peki. Gölge oyunları çok güzel ama beğendim. O zaman şuraya doğru ilerlesem belki. Evet. Ha, evin asıl büyük kısmına geldik. Şurada yine bir etkileşebileceğimiz bir şey var. Skyhill firması. Valla hayat iş dengesini kuran örnek bir şirket olduğu söylenemez. Demek ki iş bütün vaktini alıyor bizim adamın, biraz şikayetçi olduğuna göre bu durumdan. Açık kapı, dayanamadım, önce oraya gideyim dedim. Oo, jilet oldu. Ska. Kıyafetleri giydi. Amaçsız oldu biraz ama hiçbir şey yapmadan sifonu çektik. Gidiyor muyum artık evden? Anahtar olmadan açamam. Ha? Anahtar bu. Ha, basılı mı tutmamız lazım peki? Buldum. Peki canım. Çık bakalım evden. Umarım komşum problemlerini çözmüştür. Benim olayım ne? Ben gidiyorum herhalde. Kontrol paneli işe yaramıyor. Belki sigorta kutusundandır. Sigortalar kızarmış. Yeni bir tane bulmam lazım. Nereden bulacağım ben onu? Buradan bir yerden. Şu. Ha, evet, oyun çok insaflıymış. Hemen bize yerini gösterdi. Üzülmeyelim diye. Sigortayı da bulduk. Güç geri geldi. Nereden bir gerilim ya da yaratık ya da korku gelecek, çok merak ediyorum. Evet. Dışarı çık diyor. Niye her şey kilitli ki? Evet, ben de şaşırdım koç. Niye her şey kilitli, ben de merak ettim. Bir ikon çıktı diyor ekranda. Bu demek ki ses çok daha fazla seyahat edecek demek oluyor bu ikon. Peki etsin bakalım. Herkes nerede? Galeriye kızımla gezmek isterdim her zaman ama şu anda kapalı. Bu ne? Skyhill. Bu garip. Ne oldu be? DM online. Rapor hazırlanıyor. Deneyin hayati durumları kritik. Bilmem neyse aktif. Ne oluyor? İşler dönüyor burada. Agatha. Agatha, geç kaldım. Tamam, bağırma canım. Baba. Wendy'lerin evinde partideydik. Burada insanlar var. İçeriye zorla girdiler. Herkesi vurmaya başladılar. Korkuyorum. Lütfen yardım et. Kurtaracağım seni Agatha. Ama söylemeye bak. Kurtaracağım seni Agatha. Yardım. Sıkıntı yapma Agatha. Ben seni kurtaracağım. İnsan bir heyecan yapar. Mesaj mıydı bu acaba sadece? Galiba bu bir mesajdı. Canlı arama değildi. Kapı açıkmış. Ben kapattım peki. Aynı evdeyim tekrar. Bir terslik var. Agatha kekini yemiş ama en azından. Agatha'dan not. Baba, ben Wendy'lere partiye gidiyorum. Merak etme. Geç kalırsam seni ararım. Stres. Sen streslisin. Çok fazla mı kahve içtin? Sonsuz bir döngüde sıkışmış gibi hissediyorsun. Bayağı da sakata gelmişiz. Yani bin bir türlü kötü şey hissediyoruz. Bu ne? Yeni label elma. Burada da bir şey buldum ama ne buldum bilmiyorum. Küf mü buldum? Ne buldum? Bu ne abi? Bu bir şey. O bir şey. Kendi başına bir şey. Özellikle hani ne olduğunu bilmemize gerek yok. Kendi şahsına münhasır bir yapı kendisi. Geriliyorum yavrum. Böyle şeyler yaptığın zaman geriliyorum. Agatha'nın günlüğü. Agatha'nın günlüğünden bir sahte diyorum. Sayfa. Sevgili günlük. Yukarıda yaşayan kızlardan bir tanesi de alakalı bir şey yazıyor. Adı Wendy. Kara sis denen bir korku hikayesinden bahsetti bana. Karanlık bir monolit dünyadaki insanlara sinyal göndererek herkesi yaratığa çeviriyormuş. Gerçeklikte boyutlar bile açıyormuş. Ha. Beni doğum günü partisine çağırdı. Telefon numaralarımızı birbiriyle değiştirdik. İşte olan da tam olarak bu büyük ihtimalle. Agatha'nın günlüğünden bir parça daha. Agatha kaç parça günlüğün kızım senin? Babam yakında taşınacağımızı söyledi. Skyhill Condominium denen bir yere gideceğiz yaşamak için. Buradan çok daha güzel bir yermiş. Ama babam çok mutlu görünmüyor. Belki annemle alakalı unutmak istediği şeyler vardır. Agatha'nın günlüğünden bir parça daha. Evet, tahmin ettim zaten. Agatha'nın günlüğüyle böyle yağdırarak gidiyoruz. Yeni apartmanımıza taşındık. Burası gerçekten güzel. Babam da biraz daha mutlu gibi. Komşularımın benim yaşında çocukları var. Buna çok sevindim. Kıyafetlerimi cebinde anahtar varken yıkamışım yine. Evet, bu madde neyse o maddeden aldık. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba doğru hatırlıyorum. O apartman oyununun 3D versiyonu bu. Bilmiyorum. Şimdi gerçeklerle yüzleşeceğiz. tanesi. What the hell? Neler oluyor be? Yerde kan var. Burada neler oldu böyle? Uzaylı varsa kapışacaksın oğlum, onunla hiç şey yapma boşuna. Hiçbirbirimizi şey etmeyelim şimdi. Looks like something is holding it. Oh no, it's from outside. Better hide. Bu ses dışarıdan geliyor, saklansam iyi olur dedi. What are those creatures? Bu yaratık da nedir böyle? Evet. Bayağı sesimi duyuyor. Yok, duymadı. O nedir abi? Bunda gözükmüyor mu demek istedin? Cevap ver. Güvenli bir yer bulmayı başardım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kimse buraya gelmeyi başaramıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yardım et. Agatha. Ha, bu oyunun değişik bir versiyonu mu oldu yani şimdi? Sadece şey yapmayacağız. Kaçışacağız herhalde etrafta. Some parts. Bir takım parçalar. Peşimizden kapatsak iyi olur o zaman her yeri aslında. Bazı parçalar. Dolabı kurcuklayamadım. Bu yaratık bir yere gitti. Ben niye hala buralarda dolaşıyorum? Eğer enstrümanlarım olsaydı yeterince kilidi açabilirdim. Peki bir şey yapsaydım ben? Bir şey de yapamadım. Bir şey de yapamıyorum. Şimdi de bu alınabilir görünüyor. İlginç. Crafting. Ha, press V diyor. V ile craft mı yapabiliyorum? Bunu craft edebiliyorum. Craft et. Vallahi yaptı. Bıçağım oldu bir tane. Artık bıçağım yok. Aa, o yaratık orada. Ne yapacağım ben? Dur bakayım. Burada mı özellikle craft edebiliyorum sadece? Herhangi bir yerde V'ye bassam, herhangi bir yerde V'ye basarsam yine craft edebiliyorum ama bir şeyim eksik. Craft edebilmek için. Kırmanço gibi üzerine doğru gidelim bakalım onun. Ne olacak? Crunch on off. Kontrol ya da C. Eğilirsen düşmanların seni biraz zor görürler. Daha az ses yaparsın. Ses yapmasam iyi olur. Belki şu bıçağa ulaşabilirim. Kapıya doğru bakıyordum ha. Peki, silent kill. Bakalım silent kill mi atacağım o adama cidden? Oo, sinsice ensesinden zörpçük diye bıçakladım onu. Zörpçük. Peki, bıçağın 3 vuruş hakkından bir tanesi gitti. 2 vuruş hakkı kaldı. Şunları alalım. Mermimiz oldu bir sürü. Ne güzel. Şimdi o emminin de görüş mesafesi vardır. O emminin de görüş mesafesini bir düşünelim. Koltuğun arkasında gizleniyor muyum şu anda? Oradan şu koltuğun arkasına mı atlayacağım acaba ben? Dur ya. Dur abi. Dur dur. Boğuş boğuş. Ay beni yedi. Yedi beni. E'ye de basıyorum. Abi ben bu silent kill yapmazsam hiçbir şey yapamıyormuşum bu adamlara. Silent kill yaparsam sadece bir şeyler yapabiliyormuşum. Silent kill'siz ne yapacağımı bir öğreneceğim. Dur bakalım. Şimdilik kill'i atıyorum. Seni ensesinden bıçakladım. Bu işi becerdik gibi. Biraz burada bekleyelim. Benim durumumda mı bunlar yazıyor ya? Dur burada ne diyor? Sessiz adımlar. Ha şimdi gizlisin diyor. Adamsın diyor bana. Şunu indirip ondan sonra da ötekini indirebilir miyim acaba çok hızlı bir şekilde? İndirdim bunu. Dur bakayım. Ötekini indirmeden şöyle bir döneyim. Önce. Belki de ötekini çok da indirmeye gerek yok yani. Bu kadar da cengaverlik yapmayız. Şöyle pas geçeriz onu. Bir şey aldı. Bir şey de aldı. Mis gibi oldu. Her bir şeyi topladım galiba. Bir bakayım neyim var. Bir tane daha bıçağım var. Ha pizzam oldu. Bıçağım oldu. Pizzam oldu. Parça pinçik olmuş bir bıçak vardı. Ben onu mu kullandım? Kendi bıçağımı kullandım. Ha, otomatik olarak hasar yemiş bir bıçak varsa onu kullandım diye varsayıyormuş zaten. Ama ben bu adamların hepsini indirsem mi acaba ya? Karlı bir alışveriş mi bu? Cevap ver kıza. Agatha, bekle birini duyuyorum. Hayır. Agatha! Agatha! Ha, aim, shoot, reload. Şimdi silahım var artık. Bu ne? Aim, shoot. Peki bu herkesi uyaracak mı? Bir de bunu görüp öğrenmiş olalım. Ortamda geri kalan insanları ya da yaratıkları uyandırdı mı? Uyandırmadı galiba. Pistol balıt. 2 tane mi? 2 tane mi mermim var? Bununla mı artistik yapıyorsun yani? Mükemmelsin. Ha peki. Abi bu iş nasıl olacak ya? Bunlar hiçbir şey görmüyor mu acaba? Bunların gözü yok mu? Bunlar sadece duyuyor mu? Bunların görüş açısı yok çünkü etrafa doğru baktığı. Ha, indirdi onu. E'ye spamladım. E diye indirdi vallahi onu. Peki canım. Ben şöyle gideyim. Eğileyim. Onlar tekrar hissiyatlarını kaybediyorlar ben eğildiğim zaman. Ha benim bıçağım yok. Benim bıçağım kırılmış. Ben de diyorum neden adam bıçaklayamıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Dur sen ya. Sen bir dur. Benim bıçağım olmaz mı abi? Benim bıçağım olur. Olurmuş da malzemem yokmuş. Olamazmış şimdi. Ha, o zaman böyle bir sıkıntımız oldu bizim şimdi. Hani orada yenable balığımız, materyalimiz bitiyordu ya. Burada da bu bitiyormuş. Sedatif diye bir şey. Sakinleştirici bir şeyin tarifini aldık. O her neyse. Peki şimdi şöyle bir gelsek. Sakinleştirici. Şu an çok fazla bir şey yokmuş zaten. Bir tanesi var. Bunun ikisi de yok. Sakinleştiricinin de biri var. İki tanesi yok diyor. Rooftop. Yes. Yani why not? Öyle bir sordu ki bize. Rooftop. Ne diyorsun sen ya? Çıkılır mı oraya der gibi. Voink, voink. Voink diye gidiyoruz. Shift'e basarsan koşabilirsin diyor. Bazen hayatta kalmak için koşman gerekir. Neler oluyor? Rüya mı görüyorum? Ne biçim bir kabus bu? Onların aralarından geçebilir miyim ya koşarak? Ne yapmışım? Şuna bir kere daha bakacağım. Lavdar ya. Ha, burası çok sesli bir bölge diyor. Bomba at, dinamit at. Kimse kimseyi duymuyor burada diyor. Hiçbir şey olmaz. Koşup koşup eğilmek aslında fena bir metot değil. Evet. Koşup koşup çömmek çok da fena bir metot değilmiş. Yaratık çıksın diye bekliyorum. Çıkmadı. Luxury apartment. Yes. Ne yaptım ki ben? Terasa çıktım. Terastan aşağı indim. Abi her yerimi yaratıklar bastı acaba? Wendy'nin apartmanı. Burada neler olmuş böyle? Wendy'nin apartmanında o şeyden var. Herkese yaratığa çeviren. Bu nasıl buraya gelmiş? Bu sıcak. Anam. Başka bir kayıp ruh. Bu mekan da neresi? Demek obeliske dokundun ha? Ve şimdi buradasın. Sen ölüyorsun. Ama sana yardımcı olabilirim. Eğer sen de bana yardımcı olursan. Sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Skyhill güvenlik pedini bul. Eğer kaybolursan nereye gideceğini sana oradan söylerim. Olman gereken yere dair sana yön gösterecek devamlı. Senin için kapıyı açacağım. Ama başka bir obelisk bulup aktive etmen lazım. Yoksa ölürsün. Yakına gel, senin için bir şeyim olabilir dedi. Nasıl yakına geleyim? Ne verdi? Saat verdi. Peki. Dayı çok ilginç bir insansın. Çok şık bir insansın. How much time has passed? It's hard to breathe. Ne kadar zaman geçti. Nefes almak çok zor. Personal storage. Dark Obelix'te istediğin zaman etkileşime geçip kullanmayacağın eşyaları onun içine bırakabilirsin diyor. O nasıl bir şey be? Abi çok ilginçmiş gerçekten. Obelisk benim kankam oldu yani, öyle mi? Peki. Etraftaki dayılar da zavallılar. Ama biz o dayılardan değiliz. Evet, onu bulduk. Evet, onu bulduk. Geldi, al bakalım. Ne kadar psikopat tipler bunlar ya. Throwable item'lar. İlginç. Bir de fırlatılabilir eşya diye bir şey çıktı şimdi, öyle mi? Ha, orada seni görürsem eğer canını yakarım diyenlerden bir tane var. Bak şurada görürsem canını yakarım diyenlerden var. Onda 10. Bu iyi olmadı. Bütün taşıma kapasitemizi doldurduk. Bir saniye şimdi. Şurada bir duralım. Şurada bir durup V'ye basalım gerekirse. Bıçak diyelim. Inventöründe yer yok. E zaten onu da yapamıyorum. Niye artistik yapıyorsun ki? Sanki inventöründe yer olsa yapacaksın. Sen o zaman bu rotten değil, cold pineapple pizza ye. Sağ klik ye. Hayır. E ile ye. Eat. Ha, basılı tutarsam eat yapıyormuş. Peki. Cold pineapple pizza bir tane daha. Eat. Canım dolmuyor ki benim bunlarla. Niye canım dolmuyor? Süper. Bunlar da gelip buraya bakıyorlarmış böyle bir şey yaparsak. Ha. Şimdi oldu. Bütün olayı bozuldu yani adamın artık. Oralara kadar gidip geri geliyor değil mi? Evet. Konsept dağıldı. Ben buradan çıkıyorum. Hoş olmadı. Bir de bir yığın ısırıklandık ya. Yani bir öncekinden razı olup hiç oralara gitmeseydik daha iyiydi. Bir şey almak için yemek yedim. Yediğim yemekten daha fazla hasar yedim ondan sonra. Ya orası gölge mi? Üzerine basamayacağım bir yer mi? Anlamıyorum ki. Hayda. Ne pis bir şeysin sen ya. Oğlum bas git. Ha, buranın kilidini açabilirim eğer doğru enstrümanlarım olsaydı diyor. Neyse, en azından bir yer açılıyormuş. Sharp Sheave. Keskin. Abi sifon çekmek nedir her yerde yaratık varken ya? Sıkıntılı mısın oğlum sen? Sifonu çekti adam ya. Ölü tipler var. Ölü ölmüş tipler. Şimdi şivle lockpick de yapabilir. Ben bu şivi gidip yukarıda bir ninjalık yapan bir sağa bir sola koşturan vatandaş vardı ya, onun kafasına da saplayabilirim. Ona da bir güzellik yapabilirim bununla. Sakinleşti mi o? Ha, sakinleşti galiba. Artık buraya gidip gelmiyor. Burada daha değişik bir tip var. Abi burada daha değişik bir tip var. O tip ne öyle? Bu masa bunu engelleyecek mi ya? Şimdi şuna enseden bence bıçaklayabiliriz. Vallahi enseden pörçükledik onu gerçekten de. Gerçekten de enseden pörçükledik onu. İnanamıyorum. Ha, o yere düşmüş bir adammış ya. Rooftop. Olur, ben rooftop'a zaten çıka çıka bir hal oldum ya. Rooftop'a çık aşağı in, rooftop'a çık aşağı in. Garip hareketler yapıyorum. Ama çöm. Rooftop'a çık ama çöm. Ne aldım ben? Acep ben ne aldım? Rotten apple. Oo, mis gibi. Mis gibi çürümüş elma. Daha ne isterim ki? O koku da ne? Amanın. What's that smell? Revenge. Sizi çılgın pislikler. Ben deli değilim, sen delisin. Burada ne oluyor onu bile bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorsun. Ama o biliyor. O biliyor. O kim? Kimden bahsediyorsun? Ne oluyor burada? Pistol balıt. Abi bir şey söyleyeyim, ben neye bakıyorum, nereye gidiyorum, herhangi bir fikrim yok. That would be helpful. Sigorta. It's so dark, I barely can see anything. Çok karanlık, herhangi bir şeyi zar zor görüyorum diyor. İşte şu anda senin aynı fikirdeyim. I need to find a way to power this thing. Bu şeye elektrik vermenin bir yolunu bulmam lazım. Bir şeyler görüyorum. Tek fark ettiğim onlara tekme atıyor. Ondan sonra tekme attıktan sonra oradan bir şey açabiliyor. Benim açlığım yok mu abi? Can problemleri için evrensel çözüm dedi. Büyük ihtimalle buradaki şeyi açıp karanlık olayını çözdüğüm zaman evet, şimdi tekmeleyince ona oldu ama çökemiyor adam. Oo, orada bir tane yaratık var. Vallahi yaratıklar var. Şişt. Oğlum adamı hasta etme. Tekmeyi basarım sana. Ya abicim şu sigortanın takılacağı yeri bana bulun ya da beni yiyin. Beni öyle iki arada bir derede bırakmayın. O ne biçimdi be? Tekme atabiliyorum aslında o yaratığa. Dur dur, sapıtma. Bence sigortanın olduğu yeri buldum. Aynen öyle. Okay, it's on. Peki. Bu it's on'u neyle on yapacağım? Flash drive. USB flash drive da buldum. Çok güzel. Burada bir yaratık olduğu için oraya gitmeden önce sanki böyle bir dönsem benim için daha iyi olurmuş gibi geldi bana ama Güzel kardeşim. Neredeydi bizim elektriksel problem? Burada mıydı? Ha, hiçbir zaman ışığı çözmüyormuşuz ki biz. Işık problemi değilmiş bu. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Her yer yaratık, zifir karanlık. Bu strese kalp dayanmaz. Ama burada bir ara verelim. Bence güzel bir dikiz oldu. O söylediğimiz iki boyutlu flash oyunla çok değişik üç boyutlu bir korku denemesi olmuş. Vallahi sinir stres dolu. Ben beğendim açıkçası. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki DeDeliOyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. DeDeliOyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan DeDeliOyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp DeDeliOyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.